Ortak coğrafyanın avazından, TRT Avaz ekranlarından herkese merhaba, salam, mutlu akşamlar. Ben Fulya Akbuga. Saatlerimiz Türkiye saatleri, daha doğrusu 17.03'ü gösteriyor. Bugün biraz rötarlı olarak karşınızdayız. Herkese güzel bir akşam, keyifli dakikalar diliyoruz. Şu an Bakü'de saat 19.03, Astana ve Bişkek'te 21.03. Saraybosna, Tiran'da 16.03 ve Lefkoşa'da da yine 17.03. Ve ortak coğrafya, Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya, Kıbrıs'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum programın başında. Bugün sağlık köşemizde diş implantları, dental implantları konuşacağız. Eğer çene hastalıklarıyla ilgili bir probleminiz varsa ya da dişinizle, diş sağlığıyla ilgili bir takım sorularınız, sorunlarınız varsa danışmak istediğiniz konularda uzmanımıza telefonla ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımız boyunca bizi arayabilirsiniz. +90 312 463 33 12 telefon numaramız, diğer numaramız da +90 312 463 33 14. Bize dilediğiniz an ulaşabilir, canlı yayınımıza katılarak sorularınızı iletebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz de studioavaz@trt.net.tr, studioavaz@trt.net.tr. Ve konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Diş hekimi ve çene hastalıkları ve cerrahisi doktoru Doktor Serdal Veske bizimle birlikte. Nasılsınız Serdal Teşekkür Bey? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Şimdi çene cerrahisi deyince aslında sıkıntılı bir konu değil mi? Genel olarak tabii ki her insanın muhakkak sorunlar yaşadığı bölge, ağzımız sürekli hareketli olan, mikroorganizmalar yönünden çok zengin bir bölge. Bununla beraber diş sayısının fazla olması, zamanla gelişen, zamanın getirdiği problemler, bununla beraber teknolojik gelişmeler tabii ki sürekli gündemde olan bir konu. Şimdi diş sağlığı tabii çok geniş bir konu. Kesinlikle. Dolgular, çürükler, diş bakımı, tedaviler, çocuklarda diş sağlığı, bütün bunlar çok geniş. Çok geniş. Biz bugün diş implantları konuşacağız. Evet. Özellikle sizin uzmanlık alanınız olan çene cerrahisi üzerine yoğunlaşacağız. Öncelikle size hangi konularda başvuruyor hastalar? Çenede ne gibi problemler olabiliyor? Ve diş implantlarından da biraz bahsedelim. Son yıllarda özellikle çok daha fazla uygulanan müthiş bir teknoloji herhalde. Kesinlikle, siz diş hekimleri kesinlikle. İçin. Son dönemlerdeki en popüler olan konulardan birisi diş implantları. Ama tabii ki çene cerrahisi bizim ilgi alanımız diyeyim, uzmanlık alanımız. Hangi konulara ilgileniyoruz? Özellikle en çok yaptığımız operasyonlardan biraz bahsedebilirim. Gömülü diş operasyonları. En çok oral ve maksilofasyal cerrahi pratiğinde en çok yapılan sık uygulamalardandır. Bununla beraber diş implantları, kist operasyonları, çenelerdeki kırıklar, eklem problemleri, sinüs problemleri bizim genel olarak müdahalede bulunduğumuz ilgi alanlarımız. Peki çenedeki bu problemler genelde genetik mi oluyor? İşte diş sıkmasından belki meydana gelebilir, zorlamalardan mı olabiliyor? Çene çıkması, düşmesi diye halk arasında kullanılır. Neden oluyor genelde çene hastalıkları? Genel olarak bahsettiğiniz şey eklem problemleri, temporomandibular eklem dediğimiz halk arasındaki çene ekleminin problemleri. Tabii ki bu çok oldukça fazla etken olan bir sorun, problem. Bunda çenelerdeki uyumsuzluklardan, ortodontik problemlerden, altyapısında stres olmasından, hatalı yapılan protezlerden de eklem problemleri olabiliyor. Tabii ki genetik faktör her şeyde olduğu gibi ailesel, kalıtsal problemlerde altyapısında bulunabiliyor. Ama tabii ki son dönemlerde en önemli etken de eklem problemlerinde maalesef sıkıntı stres. Sıkıntı stres her tabii konuda ki olduğu gibi kesinlikle, diş hastalıkları, kesinlikle çene hastalıklarında eklem probleminde diyelim, çene hastalıklarında dediğimiz takdirde tabii ki geniş bir yelpazeye bakıyoruz. Bunlar gömülü dişlerin meydana getirdiği problemlerden, dişlerdeki kistlerden farklı tabii ki çok geniş bir yelpaze. Eklem problemleri nasıl ortaya çıkıyor peki bu sıkıntı stresle bağlı olarak? Gece uyurken tabii ki diş sıkma alışkanlıkları diş tabii duyuyoruz. Ki o da bir sebeptir ama bununla beraber eklem sorunlarının belirtileri vardır. Çeşitli seslerin olması, eklem bölgesinde hassasiyet, ağrı, ağız açmada kısıtlılık, yemek yemede problemler gibi oldukça kendini fazla. Kendini sıkma problem herhalde temel neden. Temel sebep tabii ki kısmen insanların anlayacağı tarzda sıkıntı stresle beraber tabii ki tıbbi olarak da çeşitli temporomandibular eklemdeki disk eklem uyuşmazlığından kaynaklanan problemler. Evet. Tabii ki altyapısı budur ama şimdi tıbbi olarak. Gelelim dental implantlara.
implantlar zannedersen vücudun farklı bölgelerinde uygulanıyor. Dental implantlar nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Çeşitleri var. Bildiğim kadarıyla titanyumdan mı yapılıyor onlar? Yüzlerce çeşidi var. Biraz anlatır mısınız? İmplant her şeyden önce tabii ki genel bir kavram. Dental implantı ise diş implantları insanların anlayacağı tarzda. Çene kemiği içerisine yerleştirilen suni diş kökleridir. Fonksiyonu, fonasyon, estetiği sağlamak amacıyla çiğneme fonksiyonumuzu tamamıyla sağlayabilmek için vücut içerisine yerleştiren suni diş kökleri diyoruz, diş dental implantlara. Tabii ki dental implantlar konusunda çeşitlilik, şimdi artık son zamanlarda genel olarak dental implantlar tarz olarak hepsi belli tarzdadır. Hani çeşitlilik olarak firmasal farklılıklar, yüzey özellikleri farklılıkları, kullanılan malzemenin farklılıkları ama yapı olarak kemik içerisine yerleştirilen suni diş kökleri diyebiliriz. Vida gibi bir şey değil mi? Tabii ki. Halk dilinde vida olarak kullanılıyor. Çene kemiği içerisine yerleştirilen vidalar olarak kullanılıyor. Biz dental implant kullanıyoruz. Şu anda ekranda bakın görüyoruz. Evet, tabii bunlar şimdi kullanım alanlarına göre örnek gösterme açısından bu filmlerde görebiliyoruz. Mesela son bu filmde gördüğümüz tek diş eksikliği için, çift diş eksikliklerinde. Tabii implantlar burada nerede kullanılıyor konusuna gelebiliriz. Şu altta görüyoruz o implantları. Tabii serbest sonlanan arkada dişin olmadığı vakalarda, nitekim bu hastamızda da sol üst tarafında dişin olmamasından kaynaklanan hasta hareketli bir protez mecburiyetini ortadan kaldırıyor implant. Tabii ki implantın avantaj, dezavantajları konusuna geçebiliriz o noktada. Hastamız tek diş eksikliklerinde eğer komşu dişler müsaitse köprü protezi kullanabilir. Köprü yapılabilmesi için de kron köprü protezlerinde yandaki komşu dişlerin kesilmesi gerekiyor. Kesildiği takdirde sağlıklı bir uzvumuzun kaybolması söz konusu. Bununla beraber köprü protezlerinde kemikte süregelen bir sürekli bir erime söz konusu. İmplantın tabii bir taraftan bunlar avantajları. Dezavantajları? Şimdi dezavantaj olarak söylemeyelim de ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek problem olarak söyleyelim. Çünkü implant uygun vaka, uygun hasta seçimi olduğu takdirde insanlar için üçüncü bir dişlenme dönemi. Süt dişi daimi dişlenme dönemimiz. Sonrasında da implant dişlenme dönemi. Yani bu bizim kendi öz dişimiz kadar iyi bir şey. Sağlam bir yapısı var. Her şeyden önce şunu ilave etmem gerekiyor. Sağlam ama tabii ki hiçbir yapılan işlem kendi ana dişlerimizin, daimi dişlerimizin yerini tutmaz. Sonradan bizim kazanmış olduğumuz bir şans fazlasıyla. Tabii bu şansı iyi değerlendirmek önemli. Kemik çünkü çene kemiği çok hassas bir bölge. Maalesef kayıp olduğu zaman tekrar yerinden orada kemikleşmenin sağlanması veya oraya implant yapabilecek cerrahi girişimde bulunabileceğimiz alan çok dar. Çok küçük bir alanda çalışıyoruz. Biz milimetreler bizim için çok önemli. Öyle olduğu için kemik çok ince, bir kağıt parçası kadar çok ince bir alanda çalışıyoruz. Çok hassas olunması gereken bir bölge. Doktorların da çok titizlikle yapması gerekiyor. Kesinlikle, tabii ki kesinlikle. Tabii ki üst ihtisas isteyen bir alan bu. Özellikle implant konusu maalesef son dönemlerde çok popüler olan ama eğitim konusunda hala soru işaretleri olan bir nokta diş hekimliği konusunda. Ne gibi aksaklıklar çıkabiliyor peki? Maalesef tabii. Ehil olmayan ellerde yapılan uygulamalar mı mesela? Kesinlikle. Şimdi bunu hani var mı? Maalesef var. Normal bir komplikasyonlarımız var. Bununla beraber implant başarısında 4 önemli faktör vardır her şeyden önce. O noktaya gelmeden önce. Nedir efendim? Hastanın doğru hasta seçimi. Yapan doktorun el becerisi, başarısı. İmplant materyalinin kalitesi. Son olarak da implant yapıldı. Her şey güzel. Hastanın yapılan protezi, implanta bakımı. Evet. Çünkü hasta bakımı çok önemli. Şimdi bir de bu implant seçiminin de hastaya göre olması gerekiyor herhalde. Hastaya göresi tabii ki o noktada haklısınız ama genel olarak implant dediğimiz zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Çap boyut olarak hemen hemen hepsi firmaların birbirine yakın. Ama çok büyük farklar yok. Tabii ama bundaki en önemli noktalardan birisi yüzey özellikleri, kalitesi, firmanın devamlılığı gibi sebepler. İmplantın alt taraf kısmı yani alt
bölümlerine ayırırsak bunu, o önemli. Hastanın doğru seçimi. Doğru hastaya doğru seçim, doğru uygulama. En önemli etken. Bahsettiğim gibi bunlardan eğer herhangi birinde bir problem olursa sıkıntı bu başarılı olarak ortaya çıkıyor. Başarısızlıklarımız çok fazla mı? Değil. Genel olarak bilimsel olarak implantın başarı oranı %95 ile %100 arasındadır. Şimdi devam edeceğiz. Telefon numaralarımızı bir tekrarlayalım, hatırlatalım Serdal Bey. Diş implantları ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa +90 312 463 3312 +90 312 463 3314 telefon numaralarımız. Her türlü diş çene sorununuz için özellikle implantlar konusunda aklınıza takılan bir takım noktalar varsa bize ulaşabilir veya canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Şimdi dediniz ki doktor bey bakım çok önemli. Kesinlikle. Bu dört faktörden biri eğer kaçırılırsa sonrasında sorunlar çıkabilir. Öncelikle kesinlikle. Ne gibi sorunlar çıkıyor? Yanlış bir uygulama yapılırsa ağrı sızı mı oluyor? Sonra onun geri dönüşü nasıl oluyor? Ve daha sonra bakımından da biraz bahsedelim. Tabii ki genel olarak sorun olarak dediğimiz takdirde tabii çok fazlasıyla problemler ortaya çıkabilmekle beraber en başta gelen problem implant kaybı. Yani uygulanan implantın düşmesi. Veya sonraki süreçte bakım eksikliğine bağlı olarak hastanın ağız hijyenini, oral hijyenini çok iyi sağlayamamasına bağlı olarak implant çevresinde kemik kaybı. Bununla beraber protez kısmında problemler ortaya çıkabiliyor. Normal bir protezde yaşanan porselenle alakalı problemler, ara parçayla alakalı problemler, implantta kırılmalar gibi çok farklı problemler ortaya çıkabiliyor. Bu cerrahi işlem sonrası. Tabii cerrahi işlem esnasında da implant yapılan yer çok dar bir alan. Üst çenemiz için özellikle maksiler sinüs dediğimiz bir boşluğumuz var bizim. En nihayetinde o bölgeye implant yapabilmek için yeterli kemik mesafesinin olması gerekiyor. Olmadığı takdirde pekala ne yapıyoruz? Olmadığı takdirde sinüs lift dediğimiz sinüs kaldırma operasyonuyla kemik ve sinüs arasına kemik tozları, kemik materyalleri veya vücudumuzun kendi içerisinden aldığımız kemik materyalleri yerleştirmek suretiyle orada belirli bir iyileşme periyodu bekledikten sonra tekrar implant yerleştirebiliyoruz. Ve alt çenemizde özellikle mandibular kanal dediğimiz bizim bir kemik boş damar ve sinirlerin geçtiği bir damar sinir paketimiz vardır, bir boşluğumuz vardır. Bu bölgeye yapılan implant operasyonları sonrasında dudakta uyuşukluk geçici veya kalıcı olabilmekte. Eğer biraz tam boyut ayarlaması yapılmadığı takdirde gibi yani çok farklı problemlerimiz ameliyat esnasında veya ameliyat sonrasında olabiliyor. Peki bunların, herkese implant uygulanabilir mi ya da her dişin yerine uygulamak mümkün mü? Şöyle söyleyeyim. Şimdi hastamızın bizdeki problem kemik sorunudur. Kemiğinin yeterli kemik boyutunun olması veya hastanın sistemik hastalığının bulunması, kalp, tansiyon, şeker gibi ileri derecede olduğu takdirde. Bu rahatsızlıkların olması, kalp, tansiyon, şeker veya diğer bir hastalıkların olması bizim için çok büyük bir komplikasyon olmuyor. Genelde hastanın durumu stabilize olduktan sonra biz operasyonumuzu rahatlıkla yapabiliyoruz. Bununla beraber kemik mesafesi yeterli değil ise bu durumda problem ortaya çıkabiliyor. Bunda da ileri cerrahi işlemler ile sorunu çözmeye çalışıyoruz. İleri cerrahi işlemler başka bölgesinden kemik alıp eksik olan çene kemiğinin doldurulması veya suni kemik materyalleriyle doldurulması şeklinde. Bunun bir sınırı var mı peki? Kaç tane implant olabilir bir ağızda? Şimdi bunda tabii vakaya göre değişmekle beraber tüm dişsiz bir vaka bir hastamızda değerlendirirsek tabii slaytlarımız da vardı ama şu anda görebilir miyiz bilemiyorum ama. Hepsi dişsiz. Hepsi dişsiz olanlarda ortalama olarak alt çene 8, üst çene 8 diyebiliriz. 16 tane. Hı hı. 14-16 arası. Tabii bu çene kemiğinin her hastada bahsettiğim gibi değişken olmakla beraber minimum 16 implant yapılmak suretiyle diyorum. Tabii bu ortalama kesinlikle vakadan vakaya değişen bir bilgi. Sadece genel bir bilgi olarak söylüyorum. 16 tane implant yerleştirmek suretiyle tüm hastaya sabit bir dişini kazanabilir tekrar. Peki şimdi yine en fazla merak edilen konulardan biri. Acı var mı? Çünkü tekrar ekrana getirebilirse arkadaşlarımız bakalım o implant görüntülerine. Bir vida, bir çivi gibi bir şey ağzımızın içine yerleştiriliyor. Her şeyden önce bu operasyon zor bir operasyon mu? Ne kadar sürüyor? Hem sonrasında hem de ameliyat sırasında sancılı bir süreç mi diye çoğu kişi zannedersen merak ediyor. İşte gördüğümüz gibi. Evet bu dişsiz vaka tekrar yapılmış ameliyatı geldik. Hatta bahsettiğimiz bu vakada arka tarafında bir arkadaşımız ön tarafı alabilirse. Bir geriye gelelim. Hastanın bu sol üst tarafı arka bölgesinde bir önceki
bir ilerisi dersek burada. Önceki filminde bakarsak normalde sarkmış bir sinüsü vardı hastamızın. Oraya kemik materyalleri yerleştirilerek bu iki implant yerleştirildi. Şimdi sizin soru kısmınıza gelirsek ona da ilaveten normalde diş tedavilerinde biliyorsunuz lokal anestezi yapılıyor. Dolguda da bu yapılıyor. Çekim işleminde de yapılıyor. Genel olarak biz anesteziyi seviyoruz, lokal anesteziyi. Çünkü hastanın ne kadar rahat ise biz de o kadar rahat hatta çalışabiliyoruz. Hatta iğne için bile anestezi yapılıyor. Fısfıslarla uyuşturma yöntemi tabii var. Tabii öncesinde topikal anestezi yapılabiliyor. Şunu söyleyeceğim. Yapılan işlem halk arasında maalesef çok zor, çok problemli. Gereksiz yere bir büyütme maalesef. İmplant işlemi için özellikle söylüyorum. Bir implant operasyonu anestezi sonrasında yaklaşık 8-10 dakika arasında bir implantın yerleştirilme süresi. Tamamıyla implantın yerleştirilip dikişlerin atıldığı süre. 8-10 dakika. Ben kendim için söylüyorum bunu. 8-10 dakikalık bir işlem. Hani 20 dakikada olsa olur aslında. Aslında olmamasını istemiyoruz. Olmasını istemiyoruz. Çünkü implant yerleştirilir iken normalde biliyorsunuz ağız içerisi tükürük akışının olduğu, dil hareketli, ağız tabanı hareketli, yanak hareketli, inanılmaz derecede bir mikroorganizma akışı olan bir bölge. İmplantın yüzeyinin bozulmaması için o sürenin mümkün mertebe kısalmasını istiyoruz. Dikkatli, deneyimli ama bununla beraber sürenin kısaltılması çok önemli. Neden? Çünkü herhangi bir teması olmadan implantın yerine yerleştirilip üzerine kapatılması. Sürecin mümkün mertebe kısa olması implant ameliyatları için önemli. Bahsettiğim gibi yaklaşık olarak ortalama benim söyleyebileceğim 10 dakikalık bir işlem. Bir implantın yerleştirilmesi. Çok zor bir işlem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim gömülü diş operasyonlarımız kimi zaman daha fazla uzun sürüyor. Yani bir tam gömülü bir 20 yaş dişin operasyon süresi ortalama 20-25 dakikadır. Ama bir implanta geldiğimiz zaman implant maalesef çok çok büyütülüyor. Bu arada bir antiparantez açalım. Gömülü diş demişken gömülü dişi olanların mutlaka o dişleri aldırmaları zorunlu mu? Şimdi mutlaka konusunda sıkıntı yoksa tabii ki. Burada çok çok faktörler var. Gömülü dişlerin tabii ki aldırıp aldırmama konusu hala Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tartışılmakta olan bir konu. Bir artı eksi hesabı kesinlikle yapılması gerekiyor gömülü 20 yaş dişlerinde. Problem oluşturuyor mu? Kesinlikle çekilmeli. Problem oluşturmaya çok derinde anatomik yapılara yakın takibi söz konusu olabilir. Tabii burada da en önemli etkenlerden biri hastanın yaşı. Çünkü yaş faktörü çok çok önemli. 20 yaşındaki bir hasta ile 60 yaşındaki bir hastanın 20 yaş dişi operasyonu sonrasında yaşadığı problemler çok farklı. Dünya Sağlık Örgütü'nün tartışması da bu noktada mı ortaya çıkıyor? Şöyle 20 yaş dişi operasyonları konusunda operasyon sonrasında net olarak sorunsuz bir 20 yaş dişinin çekilip çekilmemesi hala bizim çene cerrahisinde tartışmalı bir konudur. Yani çekilirse sorunsuz, gereksiz yere çekilirse nasıl bir şöyle gereksiz yere olabilir? Demeyelim ama derinde bir 20 yaş dişiniz var. 20 yaş dişinin bazı sebep olduğu patolojiler var, rahatsızlıklar var. Bu kistlerden tümörlere kadar geniş bir yelpazede. Hı-hı. Bununla beraber çok derinde olduğu takdirde bazen hastaya zarar verilebiliyor. Nasıl zarar verilebiliyor? Altta bir mandibüler kanalımız var özellikle alt çenede. Kanal zedelenmesine, sinir zedelenmesine bağlı olarak hastada dudakta bir geçici veya daimi bir uyuşukluk. Kalıcı hasar ortaya çıkabiliyor. Bu derinde olduğu takdirde yandaki öndeki dişlere zarar verilebiliyor. Üst çene olduğu zaman maksiller sinüs dediğimiz boşluğa dişin kaçması gibi bir sorun ortaya çıkabiliyor veya başka bölgelere. Eğer çok riskli olan vakalarda hasta takibi de gerekebilir. Ama bununla beraber hastanın yaşı, sistemik durumu uygun ise çekilmesi. Bence bu 20'lik yaş dişleri kesinlikle gereksiz değil mi? Hiç olmasaymış daha iyi olur. Gereksiz konusunda da tabii geldiğiniz takdirde eskiden bu 20 yaş dişleri tam bununla alakalı 20 yaş dişlerin gömülük almasıyla alakalı teoriler vardır. Bunlardan biri de biz besinleri şu anda pişirerek yiyoruz. Daha yumuşak. Eskiden daha sert olduğu için bu 20 yaş dişlerine gerek varmış deniliyor. Tabii bunlar teoridir. Öyle olduğu için şu an için tabii gerekli gereksiz. Kimi hastalarda maalesef problem, kimisinde hiç problem yok. Genel olarak tabii ki vakadan vakaya bunlara bakıp her hasta ayrı bir vaka ve bunların evet, teker teker değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi özellikle 20 yaşlarında. Diş implantlarına dönecek olursak dedik
çok da zorlu bir ameliyat değil. Değil. Ameliyat sonrasında iyileşme süreci ne kadar oluyor ve ömrü ne kadar bu implantların? Hayatları boyunca kullanabilirler mi bu dişleri? Tabii. Onları da çok güzel sorunuz. Siz ben de cevabım. İmplant operasyonları şimdi gelişen teknolojilerle beraber her şeyden önce veya yeni yapılan araştırmalarla birlikte implant operasyonları sonrasında klasik bilgi olarak alt çenede 3 ay, üst çenede 6 aylık bir bekleme dönemimiz vardır. Osteointegrasyon dediğimiz kemikle implantın birleşme sürecidir. Arada herhangi bir yumuşak doku da olmadan implant ve kemiğin birleşmesi tamamıyla çene kemiğinin bir yapısı haline gelmesi sürecidir. Bu normal bir implant için operasyon sonrasında diş yapılabilmesi için gereken süre. Alt çene için 3 ay, üst çene için 6 aydır. Bununla beraber son dönemlerde normal diş çekimlerinden sonra da bu süreci beklenir. Alt çene için 3 ay implant uygulayabilmek için diş çekimi sonrası, üst çene için 6 ay. Ama son dönemlerde immediate implantasyon dediğimiz yapılan araştırmalar var. Diş çekimi diş çekilir çekilmez kimi vakalarda implantı yerleştiriyoruz. Kemik mesafesi iyi, endikasyonu normal, hastanın kemik boyutları yeterli. Anında implantı yerleştiriyoruz. Bununla beraber de immediate yükleme denilen anında yükleme. Operasyondan birkaç gün sonrasında implantı yerleştirdikten sonra da kimi vakalarda yükleme yapılıp yani hastanın dişlerinin eksik dişinin tamamıyla yerine sağlanmış olabiliyor. Eski tip protezi önerdiğiniz hastalarda Tabii eğer kemik, şimdi implant konusunda hem hastanın tabii ki sistemi, kemik yapısına müsait, hastaya konforlu bir protez sunmak her şeyden önce, rahatlatmak, hastaya bu işlemi yaptıktan sonra hastaya yapılan bir sonraki aşama protez kısmıdır. Protezi kullanması. En rahat nasıl kullanır? Eğer hastanın kemik mesafesi çok yeterli değilse, hastanın yaşı ileri ise maalesef bazı durumlarda bunları yapamadığımız çok kritik vakalar olabiliyor. İmplant yerleştirdikten sonra hastayı kesinlikle sorunu ortadan kaldırabileceğini düşünmediğimiz vakalar da var. Evet, bakımından söz ettik. Ve süresi demiştiniz. Evet, ben onu da söyleyeyim. İmplantın süresiyle alakalı olarak da genel olarak implant 30-40 yıllık bir geçmiş olan tedavidir. Bunun için implantlarla alakalı 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl demek biraz açıkçası şu an için erken olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle implantı yapılır, başarılı olur, hasta bakımını sağlar. Ama süreç vermek daha yeni bir tedavi sayıldığı için gelişim süreci devam eden bir süreç. Devam ediyor. Devam eden. Fiyatlar konusunda tabii biraz pahalı herhalde. O konuda bir gelişme var mı? Fiyatlar konusunda tabii ki son dönemlerde yapan hekim sayısının artmasıyla beraber tabii ki bir ucuzlama söz konusu olduğu söylenebilir. Ama burada en önemli nokta şudur. Maalesef implant konusunda ehil ellere hastaların kendini teslim etmesine, yapan doktorunun gerçekten bu konuda iyi olduğunu ve güvenmesi gerekiyor hastamızın. Çünkü maalesef bu konuda çok mağdur olan hastalarımız var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli bilgiler verdiniz, bizi bilgilendirdiniz ve tüm hastalara da özellikle diş gerçekten sıkıntılı bir şey. Maalesef. Diş ağrısı da kötüdür, diş hastalıkları da tatsızdır. Onlara da buradan geçmiş olsun diyelim. Diş hekimi ve çene cerrahı Doktor Serdal Veski bizimle birlikteydi ve veda vakti geldi sevgili seyirciler. Bize her konuda her zaman yazabilirsiniz. E-posta adresimizi hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 3312 telefon numaramız. E-posta adresimiz de studioavaz@trt.net.tr. avaz@trt.net.tr. Yarın tekrar birlikteyiz. TRT Avaz ekranlarında canlı yayınla hafta içi her akşam Türkiye saatiyle 17'de karşı karşıya geliyoruz. Programımızın tekrarını da 00:20'de izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Mutlu akşamlar.